Galatasaray'da Çıkaldao ve Morutan'a talip çıktı. Performanslarıyla hayal kırıklığı yaratan isimlerden olan Çıkaldao ve Morutan'ın Galatasaray'daki geleceği tartışılmaya başlandı. Yedek kulübesine çekilen iki Rumen futbolcunun gelecek sezon kiralanabileceği gündeme geldi. Sarı Kırmızılardaki son durumları belirsiz olan Çıkaldao ve Morutan'a Avrupa'dan talip çıktı. İşte o takımlar. Galatasaray'ın büyük umutlarla transfer ettiği Çıkaldao ve Morutan beklentilerin altında kaldı. İki ismin de gelecek sezon için kiralanabileceği belirtilirken Çıkaldao'ya Sampdoria, Morutan'a ise Glasgow Rangers'ın talip olduğu belirtildi. Yeni yönetimin göreve başlamasının ardından teknik heyet belli olacak ve takımın başındaki hocanın kararı transferde belirleyici olacak. Çıkaldao bu sezon Galatasaray'la 41 maça çıktı ve bu karşılaşmalarda 5 gol 4 de asist kaydetti. Morutan ise Galatasaray'da benzer bir performans sergiledi. İlk geldiğinde daha etkili bir futbol ortaya koyan ancak lig ilerledikçe kendini geri çeken yıldız isim Galatasaray formasıyla 39 maçta 4 gol ve 5 asistlik performans sergiledi. Buffett'in bir Gomis'ten transfer açıklaması. Galatasaray'ın tecrübeli golcüsü Buffett'in bir Gomis Fransız basınına önemli açıklamalarda bulundu. Futboldaki geleceği ve Saint-Étienne'e geri dönüşü için konuşan Gomis, Fransız ekibi için kapıyı kapatmazken kariyerinin sonuna yaklaştığını ve Saint-Étienne'de danışman olarak görev alabileceğini söyledi. Gomis, hiçbir şey durdurulamaz. Saint-Étienne spor koordinatörü Loïc Perrin gibi liderlerle ve başkanlarla her zaman konuşuyorum. Tabii ki futboldan hemen sonra teknik direktör olmayacağım. Teknik direktörlük konusunda genel yeteneklere sahip olduğumu düşünmüyorum ama kulübün organizasyon şemasında görev alabilirim ya da danışman olarak. Gelecekte neler olacak göreceğiz. Zamanı gelince kendime bu konuda sorular soracağım, dedi. Saint-Étienne'in altyapısından yetişen Gomis, 2005-2009 yılları arasında kulübün formasını giydi. 2017-18 sezonunda Galatasaray forması giyen 36 yaşındaki futbolcu, bu sezon ise El Hilal'den ayrıldıktan sonra devre arasında Sarı Kırmızılara geri dönmüştü. Galatasaray ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Gomis, bu sezon 5'i penaltıdan olmak üzere 9 kez fileleri havalandırdı. Avrupa kulüpleri Marcao için birbirleriyle yarışıyor. Roma ve Napoli gibi İtalyan kulüplerinin yakından ilgilendiği Marcao'ya Atalanta da talip oldu. Milli futbolcumuz Melih Demiral'ın formasını giydiği Atalanta, Marcao için Galatasaray'a teklif yapacak. Galatasaray'a geldiği günden beri oldukça başarılı bir performans gösteren Marcao için ayrılık günü yavaş yavaş yaklaşıyor. Avrupa kulüplerinin transfer listesinde yer alan Marcao, sezon sonunda Galatasaray'dan ayrılacak gibi görünüyor. Napoli ve Roma gibi İtalyan kulüplerinin Marcao'ya talip olduğu biliniyordu. Bu listeye son olaraksa Atalanta eklendi. Atalanta 25 yaşındaki Brezilyalı stoper için Galatasaray'la transfer görüşmelerine şimdiden başlamak istiyor. Ancak Galatasaray'ın seçim sürecinde olması bunu engelliyor. Marcao'yu transfer etmek isteyen takımların Galatasaray'ın yeni yönetimiyle görüşmesi gerekecek. Milli futbolcumuz Merih Demiral'ın da formasını giydiği Atalanta kulübü, Marcao transferi için Merih üzerinden bir plan yapıyor. Atalanta 28 milyon euro bedelle Merih Demiral'ın bonservisini Juventus'tan alıp 40 milyon euro gibi bir paraya Manchester United'a satacak. İtalyan kulübü Merih Demiral'ın boşluğunu ise Marcao ile doldurmayı hedefliyor. Galatasaray'a gelmeden önce üçlü savunmanın solunda görev yapan Marcao, Atalanta'ya giderse yine aynı rolü üstlenecek. Atalanta, Napoli ve Roma'nın Marcao için Galatasaray'a 15-20 milyon euro bandında bir teklif yapması bekleniyor. Şimdiden Marcao'nun transferinin kesin olarak bittiği öne sürüldü. Galatasaray Uruguaylı yeni efsanesinin peşinde. Sarı Kırmızılar Inter'le sezon sonunda sözleşmesi bitecek Uruguaylı Matias Vecino'yu renklerine katmak için harekete geçti. Sarı Kırmızılıların deneyimli kalecisi Muslera'nın sık sık vatandaşını arayarak transfere ikna etmek için çaba harcadığı öğrenildi. Yeni sezona tüm kulvarlarda şampiyonluk hedefiyle başlayacak olan Galatasaray transfer çalışmalarına başladı. Muslera'nın Inter'de forma giyen ve hem vatandaşı hem de arkadaşı olan Vecino ile beraber oynamak istediği, bu nedenle Yıldız Eldiven'in sık sık Uruguaylı orta sahayla konuşarak nabız yokladığı belirtildi. İtalyan basınında yer alan haberlere göre Galatasaray Vecino ile temasta. 10 numara ve ön libero mevkiinde oynayabilen 30 yaşındaki Uruguaylı orta sahanın sezon sonu takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Inter formasıyla 23 maça çıkan Vecino 1 gol attı. Vecino'nun güncel piyasa değeri ise tam 5 milyon euro.
Inter'in 2017 yılında Fiorentina'dan 24 milyon 500 bin euro ödeyerek kadrosuna kattığı Vecino'ya başka takımların da talip olduğu biliniyor. Sarı kırmızılı ekip diğer rakiplerinden imza parası vermeye sıcak baktığı için bir adım önde gözüküyor. Cimbom'da Zeki Amdouni harekatı. Galatasaray'da başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu'nun sportif direktörü Cenk Ergün transfer görüşmelerini sürdürüyor. Göreve geldikten sonra problem yaşamak istemeyen tecrübeli isim Rudi Garcia'yı takımın başına getirmek konusunda da önemli yol kat etti. Listesine birçok önemli futbolcuyu da ekleyen Ergün'ün bir diğer hedefi ise Zeki Amdouni oldu. İşte haberin detayları. Hamamcıoğlu'nun sportif direktörü Cenk Ergün göreve gelir gelmez zorda kalmamak için transfer görüşmelerine şimdiden başladı. Teknik direktör konusunda da önemli yol kat eden Ergün oldukça hızlı davranıyor. Dortmund forması giyen Axel Witsel'le görüşen Ergün'ün diğer hedefi ise Zeki Amdouni oldu. İsviçre'nin Lozan takımında forma giyen ve Türk milli takımında oynaması için teklif yapılan Tunus asıllı oyuncunun menajeriyle de bir görüşme yapıldı. Ergün, Halil'in yerine son 4 maçta 8 gol atan İsviçre U21 milli takımının golcüsünün transferini bitirmek istiyor. 21 yaşındaki Zeki'nin Galatasaray'a transferi Türk milli takımının seçmesi durumunda yerli kontenjanından ötürü daha da kolaylaşacak. İngiltere'den Galatasaray'a dev gelir. Galatasaray bu sezon büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Avrupa macerasında da Barcelona engelini aşamayan aslan hedefsiz kalmıştı. Bu sebeple Galatasaray'da yeni sezonun planlamaları ise erken başladı. Yeni sezonda güçlü bir kadro kurarak şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Cimbom, transfer döneminin ise en hareketli takımlarından birisi olacak. Sarı Kırmızılılar'da her ne kadar başarısız sonuçlar alınsa da takımda Avrupa'dan birçok talibi olan futbolcu bulunuyor. Özellikle bonservisiyle birlikte hamleler yapmak isteyen Cimbom'un elini ise rahatlatacak satış belli oldu. Transferin gözdelerinden biri de Victor Nelson. Savunmada Marcao ile iyi bir ikili olan genç savunmacı özellikle Avrupa Ligi'nde sergilediği performansla önemli kulüpleri peşine taktı. Yıldız isim için çarpıcı bir transfer iddiası daha ortaya atıldı. Bir süredir ismi Sevilla ile anılan Danimarkalı stopere bu kez de İngiltere'den bir talip daha çıktı. Premier Lig'e yükselmeyi garantileyen Bournemouth'un Victor Nelson'ı transfer listesine aldığı iddia ediliyor. Bournemouth'un yanı sıra Aston Villa menajeri Steven Gerrard da Galatasaray'ın Danimarkalı stoperi Victor Nelson'ı takımına katmak istiyor. 23 yaşındaki oyuncunun Galatasaray ile olan sözleşmesi 2026 yılının Haziran ayında bitiyor. 7 milyon euro bonservis ücreti ödenerek Kopenhag'dan transfer edilen Nelson'ın serbest kalma maddesi ise tam 25 milyon euro.